Selam gençler, Kimya Adası'ndasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençlerim, çalışmalarıma devam ediyorum. Günün ikinci videosunda karşınızdayım. Şimdi asitlerin ve bazıların metallerle tepkimesi üzerine konuşacağız ki ama bu dersimiz ciddi anlamda önemli. Yani özellikle burayı çok iyi dinlemenizi istiyorum arkadaşlar ve beraber yazmak istiyorum sizinle. Yarın da bol miktarda sorular çözeceğiz ama özellikle yarına hazırlığımızı iyi yapalım. Hemen kitabımızdan sayfa 104 ve 105'i açalım ve birlikte şu dersimizi yapalım, olur mu? Haydi bakalım. Enes hazır mısın? Mert hazır mısın? Büşra hazır mısın? Haydi bakalım, ne görecekmişiz bakalım derste, görelim. Soy metalleri göreceğiz. Aktif metal nedir? Metal asit tepkimesinden bahsedeceğiz. Metal baz tepkimesinden bahsedeceğiz. Aşınma dediğimiz bir kavram var. Onu dile getirmemiz lazım. Açığa hangi gazlar çıkar ve karbonatlı tuzların tepkimeleriyle bir de amfoter metaller dediğimiz grubu anlatmak istiyoruz sizlere. Evet, şimdi bak, metal deyince aklıma ne gelmeli? Metal elektron verme konusunda isteklidir. Evet, ametal almalı ve metal de vermeli. Şimdi elektronu eğer hidrojene göre kolay olarak verirse bir metalimiz, biz buna aktif metal diyoruz. Eğer kolay veremiyor, hidrojenle kıyaslıyoruz. Hidrojene göre daha zor elektron verebilirse böyle biz metallere de soy metalini veriyoruz. Yani biz metali demek ki ikiye ayıracağız. Nedir o? Aktif metal ve de soy metal olarak. Evet, hani soy gazlar vardı, hatırlıyor musunuz? Soy gazların özelliği neydi? Tepkimeye girememesiydi. İşte aynı mantıklı bu da baktığımız zaman. Soy metal kolayca tepkimeye giremiyor. Hatta bak, tam soy var, bir de yarı soy var. Bak şimdi metali de biz ikiye ayıracağız. Bunlar tam soy metaller, bir de yarı soy metaller. Gençler bak şimdi, çok fazla metal var. Yani 90 tane metal yazarsınız. Hani hidrojen, karbon, ametal. Kükürt, iyot, azot, oksijen, fosfor, ametal. Flor, klor, brom, iyot, selenyum, ametal. Yani toplamda işte 11 tane falan ametalimiz var. Bor var, silisyum var. Bunlar yarı metal. İşte tabii birkaç tane daha var, işte arsenik falan filan, ama ya önemli olan bunlar, ama gerisi metal. Yani demir desen metal, alüminyum desen metal, kadmiyum desen metal, civa desen metal, sodyum desen metal. O yüzden bak şimdi şöyle bir şey yapalım isterseniz. Biz şimdi şu tam soy ve yarı soy metallere odaklanalım. Arkadaşlar tam soy metaller kimlerdir? Tam soy metaller, şuraya yazacağım. Bunlar altın ve platinlerdir. Arkadaşlar buraya yazdım. Altın, platin tam soy metaldir. Yani bunlar tepkimeye girmek istemeyen metaller. Yarı soy metaller ise hani bazı şartlar tepkimeye girebilirler. Kimdir bu? Bakır, civa ve gümüş. Bak bunu şöyle anlayalım. Hani altın çok değerli ya. Hani yapısını koruyor gibi. Mesela birinin de kolu bacağı kırılsa platin takarız. O yüzden koruması lazım. O yüzden tam soy metaller bunlar. Yarı soy metallere de baktığınız zaman mesela civa, hani bakın Torricelli'nin deneyinde kullandığımız. Gümüş de hani altın kadar değerli olmasa gene de değerlidir. Bakır da böyle elektrik iletkenliği çok yaygın olan bir metalimizdir. Kolay kolay aşınmaz yani. İşte bunlar yarı soy metallerdir. Peki diğerleri aktif metal. Yani bak mesela diyelim ki arkadaşlar sodyum desem, potasyum desem, kalsiyum desem, strasyum desem, baryum desem, efendim alüminyum desem falan filan, bir sürü yazarsınız. Bunlar aktif metal arkadaşlar. Daha yazarım. Yani aklıma gelince yazalım isterseniz. Yani kim var? Çinko var mesela, görüyorsunuz ki. Efendim işte kadmiyum var falan filan, yazılır, daha çok yazılır. Evet, devam etmek istiyorum dersime şimdi. Şimdi arkadaşlar notlarla bakalım. Şimdi tam soy metaller kimdi bunlar? Altın ve platin. Evet, bunlar çok soylu oldukları için asit ve bazıları beğenmiyorlar. Dolayısıyla asit ve bazılarla bunlar tepkimeye girmezler. Tepkime vermezler. Yani sen şimdi altını hidroklorik asite atarsan burada tepkime olmaz. Yani aşınma gerçekleşmez. Bu arada aşınma demek ne demek biliyor musun? Bir metalin elektron kaybetmesi demektir. Yani bir çözeltiye koyduğumuz zaman o metali, o metal eğer tepkimeye giriyorsa, yani onun kütlesi azalıyorsa o aşınıyor demektir. Bu mantıkla bakacaksınız, tamam mı? Peki altın aşınmaz. Peki platin gene nitrik asitle tepkimeye girmez. Gene bazı da zaten hayatta tepkimeye girmezler. Sadece bir özel bir karışım var. Bak, o karışımın ismi nedir? Cabir bin Hayyan'ı tanıyorsunuz değil mi? Cabir bin Hayyan bulmuştu bunu. Neydi o Özgür? Söyle bakalım. Efe, hatırlıyorsun değil mi? Hale, Jale, hatırlarsınız ya. Kimdi o? Cabir bin Hayyan'ın bulduğu kral suyu. Evet, kral suyu, ki zaten Cabir bin Hayyan ayrı ayrı nitrik asiti bulmuştu. HCl'yi de bulmuştu zaten. İkisini karıştırarak kral suyu bulmuştu. Bu karışımdır aslında. Yani 3:1 oranında yaptıkları bir karışım. Bunlar sadece Yani altın ve platin bu karışımla tepkimeye girerek NO2 gazı açığa çıkartabiliyorlar. Yani aşınabiliyorlar ama ayrı ayrı ne HCl ile ne nitrik asitle ne herhangi bir asitle veya bazla tepkimeye giremiyorlar. Anlaşıldı mı? Bak soy gazlar gibi. Devam edelim. Peki not 2 evet diyelim. Gençler yarı soy metaller kimdi onlar? Bak yazdırmıştım, hatırlayalım. Evet kimdi? Gümüş, bakır ve civa. Bunlar da sadece oksijenli kuvvetli asitler tepkime girer. Kazanımlarda 2 tane var zaten. Onları size söyleyeyim. Onlar da kim biliyor musunuz? Nitrik asit ve sülfürik asit. Bunları bilin yeter. Tamam. Bunlarla tepkimeye giriyorlar. Diğerlerinle tepkimeye girmiyorlar. Peki kim tepki açığa çıkıyor biliyor musunuz? Hangi gazlar açığa çıkar? Özellikle bak şimdi birazdan göreceğiz. Hidrojen gazından çok bahsedeceğim ama burada hidrojen gazı açığa çıkmıyor. Kim çıkıyor? Eğer sülfürik asitle tepkimeye girerlerse bunlar SO2 gazı açığa çıkartırlar. Derişik sülfürik asitle. Eğer nitrik asit tepkimeye girer derişimine bağlı olarak ya azot dioksit ya da azot monoksit gazları çıkar. Peki bakalım şimdi. Bak mesela şimdi görelim, görebiliyor musunuz? Biraz büyüteyim bunları daha iyi algılamanız için arkadaşlar. Şöyle büyütelim. Şimdi bak gümüş. Gümüş mesela bu yarı soy metaldir. Yarı soy metal olan gümüş H ile tepkimeye girmez. Evet. Niye girmiyor biliyor musun? Bak şimdi şöyle ki. Hani hidrojen gümüşten daha aktif olduğu için hidrojen kloru bırakmıyor. Yani hidrojene diyor ki ya kusura bakma gümüş kararı sen elektronu veremezsin diyor. Ben senden daha aktifim. Kusura bakma diyor. Mesela burada gene aynı madde. Bakır HV'li tepkimeye girmez. Gene civa bazla tepkimeye zaten girmez. Ama bak eğer bakırsa veya işte fark etmez. Civa da olabilir, gümüş de olabilir, hiç fark etmez. Eğer nitrik asit varsa burada ama derişikse bak tuz, su ve NO2 gazı. Bak burada açığa çıkan gaz çok önemli. NO2 gazı. Eğer derişikse NO2. Peki NO2'nin özelliği nedir? NO2 asidik oksittir. Ametalin oksidi. Görüyor musun? Ve bu suyla tepkimeye girdiğinde asit oluşturur ve hatta asit yağmurları falan oluşturur demiştik daha önce, hatırlarsın diye düşünüyorum. Devam edelim. Bak bakır. Nitrik asitle yine tepkimeye girer. Yani bu tabii ki bu bakıra ait bir şey değil. Gümüş de olsa, civa da olsa fark etmezdi. Eğer seyreltikse şöyle bir şey oluyor. Seyreltik olduğunda ise yine tuz, su ama NO gazı açığa çıkıyor. Burada açığa çıkan gaz farkı var. Tepkime var. Açığa çıkan gaz. Bu arada NO da nötrdür. Bak dikkat edelim bu bazen çıkar. Ametalin oksidi ve oksijen sayısı görüyorsun az değil mi? Yani oksijen sayısı fazlaysa ametalin asit özelliği gösterir demiştim daha önceki dersimizde değil mi? Peki gümüş sülfürik asit tepkimeye girecek. Evet ne açığa çıkartacak? SO2 gazı. Bak bu da asitik oksittir. Yine ne açığa çıkıyor? Tuz ve su açığa çıkıyor yanda ama önemli olan burada gazlarımız. Açığa çıkan gazlarımız. Demek ki derişikse, derişik nitrik asitse NO2, seyreltikse NO ama burada H2SO4 ile tepkimeye girersek, derişik H2SO4 ile tepkimeye girersek SO2 gazı açığa çıkar diyoruz. Haydi bakalım devam. Şimdi not 3 arkadaşlar. Şimdi aktif metaller kimdir onlar? Efendim ya aklına diğer metaller kim gelirse. Yani o 5 metal harici aktif metaller deyince sodyum olabilir, potasyum olabilir, kalsiyum, krom olabilir, kurşun, alüminyum, demir olabilir. Daha yazarım yani arkadaşlar. Kadmiyum yazarım efendim buraya ben. Yani demir yazmışım gerçi ama hani aklıma şu an radyum gelebilir, strasyum gelebilir. Yani yani daha yazabilirim. 1A grubunda mesela kim vardır? Fransiyum falan vardır. Bunlar mesela yazılabilir. Bunlar her türlü asite tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkıyor. Bak burası çok önemli. Hidrojen gazı ve tuz da açığa çıkar. Bak hidrojen gazı ve tuz. Tuz diyelim. Tuz ve hidrojen gazı diyelim. Evet buraya başta bunu yazalım. Bak mesela diyelim sodyum. Bu tepkimeleri yazmayı öğrenelim ama arkadaşlar. Şurayı biraz büyütmek istiyorum. Çünkü bunlarla ilgili mol problemi sorulabilir. Peki nasıl olacak bakalım şimdi bak. Sodyum hidrojenden aktif ya. Ne yapacak? Hidrojeni H2 olarak açığa çıkartacak. Peki hala bak şimdi. Sodyum ve klorun tepkimeye girmesi lazım bu durumda. Tuz açığa çıkaracak. Sodyum 1A'da bak biliyoruz. Sodyum 2+1. Klor da 7A'da -1'dir. Çaprazlayınca ne olur? NaCl tuzu açığa çıkar. Evet NaCl suda artı H2 diyoruz. Tepkimeyi denkleştirmek için tabii ki bak bir hidrojen var burada. Burada 2 hidrojen var. Dolayısıyla ne yapacağız? Buraya 1/2 koyacağız. Yani bunlar önemli. Çünkü bununla ilgili bize mol problemi sorabilir. Şimdi kalsiyum. Bak kalsiyum hidrojenin aktif olduğu için bu tepkime gerçekleşir. Ne yapar? Buradaki hidrojeni H2 olarak açığa çıkartır. Bak kalsiyum nitrik asit tepkimeye girer. Peki bak kalsiyumun yükünü ama kalsiyum 2A'da yükü +2 önemli. Hatta ben size yükleri çalışın demiştim. Daha önce çalışmıştık bunları biliyorsunuz değil mi? Peki ne yapacak? Nitratı kendine bağlayacak tabii kalsiyum. Kalsiyum çaprazlama yaparak ne yapar bu durumda? Kalsiyum nitrat dediğimiz bir tuz açığa çıkartır ve tepkimeyi denkleştirmek için şuraya mecburen 2 koyacağım, yani 2 tane hidrojen 2 tane nitrit olması için. Devam ediyorum bak şimdi. Alüminyum. Alüminyum da aktif metaldir. Bu arada alüminyumla alakalı birazdan önemli bir nokta koyacağız. Ama şu an aktif metal olduğunu bilelim. Alüminyum aktif metal. Evet doğru, aktif metal. E ne yapacak? Bak şimdi alüminyum hemen hidrojenle yer değiştirecek. Bu durumda buradaki hidrojen H2 olarak açığa çıkacak. Pekala. Alüminyum yükseltgen basamağı artı 3. 3 A'da olduğu için. Bak burada sülfat da yükü eksi 2'dir. Bir köktür zaten. Bak bu iki aslında sülfatın eksi 2'sidir bu arada. Çaprazlamadan ne olur? Al2 SO4 3 tuzu açığa çıkacak. Tabi tepkimeyi denkleştirmek için 2 alüminyum diyor 2 tane Al. Peki bak 3 sülfat deyince 3 tane H2SO4. 3 kere 2'den 6 hidrojen olunca şuraya da 3 yazmamız gerekiyor. Peki çinko. Çinko tabii ki burada aktif metal olduğu için ne yapar? Flor'u kendine bağlar ve bak buradaki hidrojen tabii ki H2 olarak açığa çıkacak. Evet görüyorsunuz ki yani aktif metaller her asite tepkime girerek hidrojen gazı açığa çıkartıyormuş. Anladınız mı? Peki ne olur? Çinko yükü artı 2 zaten. Flor da yükü eksi 1 çaprazlayınca ZN F2 tuzu açığa çıkar ve tepkimeye denkleştirmek için şuraya benim 2 yazmam gerekiyor. Bunlar tabii tepkime örneklerinden bazıları ama daha çoğaltılabilir. Geldik diğer notumuza. Gençler şimdi bakın burada bir tanım var. Bu tanımı iyi bilmemiz lazım. Asite karşı baz, baza karşı asit gibi davranan maddeleri biz amfoter maddeler adını veriyoruz. Amfoter maddeler. Bak burası çok önemli. Şimdi amfoter metaller diye bir grubumuz var. Hani biz deminden beri ne yapıyoruz? İşte asitlerle tepkimeden bahsediyoruz değil mi metallerin? Şimdi bazla tepkimeden bahsedeceğiz. Şimdi nasıl oluyor bakalım. Şimdi amfoter metaller kimlerdir? Bunun bir kodu var. Hemen bunu söyleyelim önce. Benim sana aldığım pabuçları çarık mı zannettin? Evet bunu bir yere yazabilirsiniz. Bak kimmiş bunlar? Görüyorsunuz. Berilyum, kalay, alüminyum, kurşun, krom ve çinko. Evet şurası Zn. Zannettiğindeki Zn görüyorsunuz. Evet bak bunlar aslında aktif metaller, fark ettiniz mi? Çünkü hani soy ve metal veya yarı soy metal değil. Aktif metal olduğu için zaten asit tepkimeye girmeli. Tuz ve hidrojen gazı açığa çıkmalı. Bir de bunların özelliği neymiş? Bunlar bazılı tepkimeye giriyorlar. Yani diğer metaller tepkimeye giremezken bunlar bazılı tepkimeye girebilirler. Bak o zaman amfoter metalin özelliği nedir? Hem asitle hem de yalnız bakın şu. Baz derken her bazı değil, kuvvetli bazlarla yani amonyakla tepkimeye giremezler. Kuvvetli olacak. Sodyum hidroksit gibi, potasyum hidroksit gibi. Biz size kuvvetli bazların listesini vermiştik değil mi? Mesela 1A grubunun hidroksitleri. Mesela bunları söyleyebiliriz. 2A grubunun hidroksitleri falan demiştik değil mi? Hatırlıyor musunuz? Bunları söylemiştik. Ama mesela amonyak zayıf bazdır. Mesela amfoter metal amonyak tepkimeye giremez mesela. Burası önemli. Peki bunlar ne yaparlar? Tepkimeye girerek ne açığa çıkacak zaten? Bak tabii ki aynı mantık. Tuz ve hidrojen gazı açığa çıkacak. Evet. Bak aktif metal zaten. Asite tepkimeye girerse ne açığa çıkartır? Tuz ve hidrojen gazı açığa çıkartır. Burada bazı tepkimeye girerse açığa çıkartıyor. Bak şimdi. Sodyum. Sodyum normalde aktif metal ama amfoter değil. Dolayısıyla buradaki bazı tepkimeye girmez. Bak bu tepkime olmaz. Ama bak büyütelim isterseniz. Şöyle yapalım. Evet. Alüminyuma bakalım. Alüminyum bir amfoter metaldir. Hem asitle hem de bazı tepkimeye girmiş. Ne açığa çıkmış görüyor musun? Hidrojen gazı ve tuz açığa çıkmış. Görüyor musunuz? Bunları potasyum alüminat tuzuyla alüminyum klorür tuzunu ben burada görebiliyorum. Peki burada bir şey daha var. Ondan da bahsedelim arkadaşlar. Amfoter metallerin oksitleri ve hidroksitleri de amfoter özellik gösterirler. Yani şöyle ki benim şimdi krom amfoter ya. O zaman burada krom oksit de amfoterdir. Krom hidroksit de amfoterdir. Yani ben şimdi krom hidroksiti baktığım zaman bu bazla tepkimeye girebilir. Aynı zamanda asit tepkimeye de girebilir. Mesela krom oksit baktığımda bu da aynı şekilde. Hani bu kromun oksiti, hani demiştik ya metalin oksiti genellikle baziktir. Hatırlıyor musunuz? İşte genellikle dememin sebebi bu. Bu amfoter metallerin oksitleri asittir veya bazdır diyemiyoruz. Asite karşı bazdır, baza karşı asittir. Bu 6 metal haricindeki diğer metallerin oksitleri bazdır diyebilirsiniz. Ama bu 6 metal işte alüminyum, krom, çinko gibi elementlerimizin arkadaşlar berilyum gibi elementlerimizin demek ki oksitleri de amfoter özellik gösterdiği için bunlara direkt biz asittir veya bazdır diyemiyoruz. Diğer nottayız şimdi bakın ne demiş? Yeni bir not, güzel bir not. Alkali metaller demiş. Kimdir bu alkali metaller? Alkali metaller 1A grubu ama hidrojen hariç tabii ki. 1A ama hidrojen hariç. İşte Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın çizmesini fırlattı. Bunlar çok aktif. Onu söyleyelim. Bunlar çok aktif oldukları için bunlar suyla tepkimeye girebiliyorlar. Ve bunların tepkimelerinden baz ve hidrojen gazı da açığa çıkartır. Evet bak mesela sodyum su tepkimeye girerek ne yapar? Sodyum hidroksit ve hidrojen gazı açığa çıkar. Evet bunları yazıyoruz. Potasyum da aynı şekilde bak ne yapar? Potasyum hidroksit ve hidrojen gazı açığa çıkartır. Ama alüminyum aktif bir metaldir. Hatta amfoterdir ama suyla tepkimeye girmez. Ha bu arada bunu bir şey söyleyeyim. Bunu bazı 2A grubu elementleri de yapıyor. Mesela kalsiyum da yapar bunu. Radyum da yapar. Baryum da yapar. Onu söyleyelim. Tamam mı? Bunlar daha çok aktif olduğu için bunlar da suyla tepkimeye girerek ne yaparlar? Tuzlu hidrojen gazı açığa çıkartabilirler diye buraya ekstra bir bilgi verelim. Evet geldik diğer notumuza. Gençler bakın şimdi asitler demişiz. Asitler kimdir onlar? İşte hidroklorik asit olabilir, sülfürik asit olabilir falan filan. Daha çoğaltabiliriz. Bunlar karbonatlı tuzlarla ki karbonatlı tuz deyince karbonat içeren demektir bu. Karbonat dediğimiz şey bu. Mesela kim olabilir? Kalsiyum karbonat olabilir veya işte sodyum karbonat olabilir. Bu maddeler bazdır gençler. Onu size söyleyelim. Bunlar tepkimeye girerler. Çünkü asit baz tepkimesi oluyor. Ne açığa çıkartır? Tuz, su ve çok önemli olan maddemiz karbondioksit gazımız var. Evet bak burada demek ki bir gaz daha açığa çıkıyor. Bu da çok önemli. Evet bak burada örnek veriyoruz şimdi. Mesela magnezyum karbonat. Bu magnezyum karbonat deyince ortamda magnezyum artı 2 ve karbonat eksi 2 iyonları var ya normalde. HCl deyince zaten H artı ve Cl eksi 1 iyonları var mı? Evet var. Bak ne açığa çıkıyor burada? Şöyle bir şey. Bu zaten hani baz gibi ya, ortama zaten OH da verecek. O zaman bu durumda ne açığa çıkar? Su açığa çıkar zaten. Ve magnezyum klorür tuzu açığa çıkar. Ve bir de karbondioksit gazı açığa çıkarmış. Bak bunu da hemen buraya yazıyoruz. Bak bu da açığa çıkan yeni bir üründür diye görebiliriz. Gençler şimdi bir toparlayalım mı? Arkadaşlar bakın şimdi. Soy metaller kimdi? Altın ve platindi. Bunlar hiçbir asit ve bazla tepkimeye giremezler ve hiçbir gaz açığa çıkmıyor bu durumda. Devam ediyorum. Yarısoy metaller gümüş, bakır ve civa. Bunlar sadece sülfürik asit ve nitrik asitle tepkimeye girerler. Derişik sülfürik asitle tepkimeye girdiğinde SO2 gazı açığa çıkartır. Derişik nitrik asit tepkimeye girdiğinde NO2 gazı, seyreltik nitrik asit tepkimeye girdiğinde NO gazı açığa çıkartır. Bunları cebimize koyduk. Peki aktif metaller kimdir? Bu 5 metalin haricindeki metaller yani sodyum, potasyum, kalsiyum, krom gibi metaller daha çoğaltılabilir. Bunlar her türlü asitle tepkimeye girerek tuz ve hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Ve hiç bazdan bahsetmiyor muyuz? Evet bahsetmeliyiz. Bazlar da ancak ve ancak amfoter metaller tepkimeye girerler. Amfoter metaller benim sana aldığım pabuçları çarık mı zannettin dediğimiz buradaki berilyum gibi, çinko gibi, alüminyum gibi metallerdir. Bunlar aktif metal oldukları için zaten her türlü asitle tepkimeye girerek tuz ve hidrojen gazı açığa çıkartabilirlerken bir de bu metaller ne yapıyorlar? Bazıları tepkimeye girerek tuz ve hidrojen gazı açığa çıkartıyorlar. Bir de karbonatlı tuzlar var. Karbonatlı tuzlarla özellik olarak baktığımız zaman bunlar bazik maddelerdir. Bunlar ne yaparlar? Asitle tepkimeye girerek karbondioksit gazı açığa çıkartır diyoruz. İnşallah anladık. Haydi bakalım devam edelim. Şimdi dersimizi pekiştirmek için sorularımız var. Şimdi demişiz ki içinde derişik nitrik asit çözeltisi bulunan bir kaba. Burada kalsiyum karbonat, demir ve bakır metallerini atıyormuşuz. Burada hangi gazlar açığa çıkar demiş. Bak şimdi kalsiyum karbonat, bu karbonatlı bir tuz. O zaman bu ne yapar? Asitle tepkimeye girerse tabii ki karbondioksit gazı açığa çıkmalı. O yüzden birinci tepkimede karbondioksit gazı diyoruz. Ve karbondioksit gazının özelliğine bakarsak da asitik oksit olduğunu anlarız değil mi? Çünkü karbon bir ametal, oksijenle bileşik yapmış ve oksijen sayısı fazla. Devam edelim. Demir aktif bir metaldir. Aktif metal ne yapar? Tabii ki nitrik asit tepkimeye girer ve hidrojen gazı açığa çıkartır diyoruz. Devam edelim. Bakır ancak ve ancak yarı soy metal olduğu için ancak ve ancak zaten nitrik asit ve sülfürik asit tepkimeye girer. Ve burada zaten nitrik asit demiş hem de derişik demiş. Ve bu durumda NO2 gazı bulmam gerekiyordur. Bakıyorum ışıklarıma. Evet ben burada E şıkkını işaretliyorum. Bu şekilde cevabımı E olarak bulurum. Evet şimdi dersimin son sorusundayım arkadaşlar. Yarına ben size ödev vereceğim. Ve ödevleri yapacaksınız. Ne ödevleri var? Burada tüm tepkimeler yani nötrleşme ve tabii ki metal asit baz tepkimeleri, bunları yapıyorsunuz ve yarın bunları tek tek çözeceğiz. Yani sorumuz çok fazla, onu size söyleyelim. Peki bak diyor ki içerisinde yeterince HCl bulunan kaba bakın potasyum, kalsiyum ve alüminyum metalleri ayrı ayrı atılıyormuş. Bunların normal şartlar altındaki hacimler arasındaki ilişkiyi sormuş. Bak çok güzel bir soru. Şimdi bak potasyum bir A'da aktif bir metaldir tabii ki. HCl tepkimeye girer. Ne yapar? Potasyum bir A'da yükü +1. Klor 7 A'da -1. Çaprazlayınca KCl tuzu ve hidrojen gazı açığa çıkacak tabii ki. Bunu böyle yazıyoruz. Tepkimeyi denkleştirmek için buraya benim 1/2 koymam lazım ki neden? Hani bir tane hidrojen var görüyoruz ki. O zaman bu da 1 olsun. H2 zaten bak H2 şeklinde yazacağız. Önüne de 1/2 koymamız lazım. Mesela bak şimdi diyor ki eşit molde. Mesela bak şurada öyle demiş. Eşit molde atılıyor. Mesela diyelim ki 1 mol bu. 1'e karşılık 1 mol ise yarıma karşılık bulduğunda 0.5 mol HCl gazı açığa çıkar. H2 gazı açığa çıkar. Görüyor musunuz? Bunu böyle yazabiliriz. Ve kalsiyum. Kalsiyum da aktif metaldir. HCl tepkimeye girer tabii ki ama kalsiyum 2A'da. Kalsiyum 2A'da olduğu için +2'dir bunun yükü. Klorla tepkimeye girerek ne yapar? Kalsiyum klorür ve hidrojen gazı açığa çıkar. Bak burada hidrojen gazı açığa çıkmasının sebebi şudur. Burada kalsiyum hidrojenden daha aktif olduğu için hidrojenin buraya aktarılmasına vesile olur ve ortamdaki klorür kendine bağlıyor zaten. Bunu böyle söylüyoruz. Yani burada elektronu kalsiyum veriyor. Peki tepkimeyi denkleştirelim. O yüzden buraya 2 yazalım tabii ki önemli. Tepkime şu an denk oldu. Bu da 1 mol ise 1'e karşılık 1 mol, 1'e karşılık 1 mol. Bak 1 mol hidrojen gazı açığa çıktı mı? Gördünüz mü? Şuradaki yerini silelim arkadaşlar. Devam edelim. Üste doğru yazmak istiyorum. Kimmiş o? Alüminyum. Alüminyum arkadaşlar HCl tepkimeye girer. Çünkü aktif metal aynı zamanda bir amfoterdir. Onu görüyoruz değil mi? Peki alüminyum 3A'da +3'tür yükü. Klorda -1. Çaprazlayınca AlCl3 tuzu ve hidrojen gazı çıkacaktır. Tepkimeyi denkleştirmek için şuraya 3 koyacağım ve buraya da 3/2 yazmam lazım. Kaç moldu bu? 1 moldu. Eşit mol almıştık. Öyle kabul etmiştik. Hani 1 mol diye ben bir değer verdim. O zaman 1'e karşılık 1 mol ise 1,5'a karşı da 1,5 mol hidrojen gazı açığa çıkar. Gördünüz mü? Evet. Bize ne demiş? Burada açığa çıkan hidrojen gazlarının hacimlerini kıyasla demiş. Nasıl kıyaslayacağım ben? Hani hatırlıyor musunuz? N eşittir V/22,4 diyor. Çok önemli bir formülümüz vardı. Hacim nedir? Hacim zaten o maddenin molüyle 22,4'ün çarpımı. Dolayısıyla bak mollere bakıyorum. 1,5 mol, 0.5 mol ve görüyorsunuz ki burada tabii ki 1 mol. Evet açığa çıkan hangisine fazla görüyorsunuz? Alüminyumda. O zaman burada V3 en fazla tabii ki. V3 bunu söylemişiz zaten. V3 büyüktür. V2 o da büyüktür. V1 diyeceğiz. Bunu böyle kıyasladığımda V3, V2, V1 diye işaretlediğimde cevap da bu durumda ne olur? D seçeneği olur. Yani alüminyum biz V3 demiştik. Diğeri V2, öteki de V1 diye kodlayalım arkadaşlar. Burada bir şey yazmamışım. Kusura bakmayın. Bunu biz V3 olarak düşünmüştük aslında soru yazarken ama buraya eklemeyi unutmuşum. Bir sonraki baskıda ben bunu eklerim. Tamam mı? Kusura bakmayın. Neyse bu şekilde cevabımız ne oldu? D seçeneği oldu. Önemli olan anladınız ama bak. Anladığını düşünüyorum Berk. Değil mi? Hamza anladın ya. Hadi bakalım. İnşallah güzel oldu ama şimdi ödev verme zamanı. Ne yapacağız? Hemen arkadaşlar kitabımızı elimize alıyoruz. Soru bankamızı elimize alıyoruz. Test 80'de kalmıştık. Test 80'den 82'ye kadar pardon 83'e kadar pardon. 80, 81, 82, 83. Bunlar size ödevdir. Yani sayfa 164'ten 171'e kadar yapalım ve yarın bunları ben tek tek çözeceğim arkadaşlar. Bu ödevleri ben size vermiyorum aslında. Kendime de veriyorum. Sizle beraber tek tek yapıyorum. İnşallah anlayacaksınız. İnşallah kimyayı fulleyeceğiz. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşmek üzere.